Evet, merhabalar. Ben doçent doktor Demirhan Dıraçoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda. Bugün bu web tabanlı uygulamada birlikte sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım dilim döndüğünce. Umarım faydası olur. İlginç sorular var, pek çok soru toplanmış. Bu soruların aynı olanlarını ortak yanıtlarla cevaplamaya çalışacağım. Şimdi önce Neslihan Hanım'ın bir sorusu var. Bu skolyoz ameliyatının tehlikelerini sormuş bize. Ve özellikle 11 yaşında mesela bir hastası var yanlış anlamıyorsam. Ve bu 11 yaşındaki hastası için herhangi bir sorun olup olmayacağını soruyor bize. %65'lik bir skolyozunun olduğunu yazmış. Şimdi skolyoz biliyoruz ki omurganın bir eğriliği, omurga eğrilikleri, iki tip aslında majör eğrilikler var. Bir tanesi omurganın ön-arka boyuttaki eğrilikleri ki bunlara bazen eğer artarsa kifoz dediğimiz yani kamburluğun artmasıyla giden bir grup var. Bir de omurganın yan eğrilikleri var, yatay düzlemde. Asıl skolyoz dediğimiz eğrilik bu eğrilik oluyor. Skolyozlarda özellikle tedavide skolyozun derecesi çok önemli. Özellikle 40'lı derecelere kadar olan skolyozlarda tedavide biz daha çok korseleri kullanıyoruz. Beraberinde egzersizleri öneriyoruz hastalara. Bir takım koruma programları var, onları öneriyoruz ve hastayı takip ediyoruz. Tabi tedaviyi planlarken hastanın yaşı çok önemli, cinsiyeti çok önemli. Eğer ileri derece bir eğrilik genç yaşta ortaya çıkıyorsa o zaman bu daha ilerleyebilir diye korkuyoruz. Bu nedenle de daha hızlı bir tedavi, daha güçlü bir tedavi uyguluyoruz. Ve ameliyatı daha öncelikle düşünebiliyoruz. Ama daha ileri yaşlarda, artık kemik gelişimi belli bir noktaya gelmiş kişilerde eğer böyle bir sorunla karşılaşırsak o zaman bir miktar daha rahatlıyoruz. Hocam iyi de değilsiniz. Özür dilerim. Bir sıkıntı olmuş. Tamam. Kendimi görsem peki buradan biraz böyle bir şansım var mı? Şimdi yayında olması lazım. Maalesef. Sessiz. Daha bir. Bağlanıyorum. Bir daha tekrardan alacağız. Yayında değilmişsiniz demin. Hazır. Buyurun hocam, iyi misiniz? Merhabalar. Ben doçent doktor Demirhan Dıraçoğlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Anabilim Dalı görevi yapıyorum. Bugün birlikte değişik bir uygulama yapacağız. İnternetten sizden gelen soruları dilim döndüğünce ben yanıtlamaya çalışacağım. Sorularınızla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur sizin için de. Bayağı çok sayıda sorumuz var. Gelen bu soruları gruplara ayırarak benzer soruları birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım isterseniz sorularla. Neslihan Hanım, Neslihan Yıldız'ın bir sorusu var. Skolyoz ameliyatı ile ilgili. Skolyoz ameliyatının tehlikelerini sormuş bize. Ve mesela ileri derecede bir skolyoz varsa ve hasta sanırım 11 yaşında bir hastası var. Bu konuda ne yapılabilir? Ameliyat olmalı mı olmamalı mı diye bir sorusu var. Şimdi skolyoz ameliyatları ile ilgili size şu bilgileri vermek isterim. Skolyozda özellikle eğer omurganın birkaç eğriliği var. Öne doğru eğrilirse biz buna hani kamburluk gibi bir durum, kifoz diyoruz tıp dilinde. Ya da omurganın yan eğrilikleri olabilir. Yan eğriliklerinde ise skolyoz dediğimiz eğrilikler oluyor. Boyunda, sırtta ve belde eğrilik ortaya çıkabiliyor. S şeklinde olabiliyor ya da C şeklinde olabiliyor. Sağa bakabiliyor, sola bakıyor. Değişik değişik tipleri var. Tabii bu tedavileri de biz bu tiplerine göre, hangi tipteyse eğer sorun, ona göre aslında planlıyoruz. Biz planlarken özellikle eğer genç yaşındaysa ya henüz kemik gelişimi devam ediyorsa, büyümesi devam ediyorsa ve eğrilik çok biraz derecesi fazlaysa bu durumda biraz daha hızlı tedavi yapıyoruz ve ameliyat tedavilerini daha fazla belki daha hızlıca düşünebiliyoruz. Eğer daha ileri yaşlarda kemik gelişimi ilerlediyse
ve derecesi çok yüksek değilse eğriliğin, o zaman biz mesela korseler, özel korseler vererek, özel egzersizler vererek, bir takım koruma programları vererek bu eğriliğin ilerleyip ilerlemediğini ya da mesela solunumu, nefes alıp vermeyi, bu gibi fonksiyonları, iç organların fonksiyonlarını bozup bozmadığını takip ediyoruz. Eğer bozmuyorsa ameliyatsız bir şekilde bunu takip ediyoruz. Şimdi Neslihan Hanım bu ameliyat tehlikelidir mi diye soruyor. Tehlikeli değil. Bunu söyleyebiliriz. Artık günümüzün geldiği şartlarda 2012 yılındayız. Ameliyat teknikleri son derece gelişti. Son derece güvenli bir şekilde ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatlar tehlikesi son derece az. Tabii her ameliyatın bir tehlikesi vardır. Az da olsa. Ama son derece az bir tehlikeden bahsediyoruz. Dediğim gibi eğer hastanın durumuna göre gerekiyorsa ameliyatında geciktirmemek gerekir. Şimdi başka bir soruya geçiyorum. Soruyu da okuyayım isterseniz size. Demet Karadoğan'ın sorusu. Eşim mobilya ustası ve sol kol dirseğinde bir ağrı var. Bu ağrının dirseğinden yukarı doğru çıktığını söylüyor. Hangi bölüme gitmemiz gerekir? Bu konuda bilgiler rica etmiş. Şimdi mobilya ustası ve sol kol dirsekteki bir ağrı ile hasta eğer bana gelmiş olsaydı ben hemen bu dirsekle ilgili birkaç tane problemi aklıma getirebilirdim. Mesela bunlardan bir tanesi sürekli dirseği kullanmak nedeniyle burada bizim burset dediğimiz bir takım eklemin hareketini kolaylaştıran bir takım anatomik yapılar var. Oralarda sıvı birikmesi olabiliyor mesela. İltihap olabiliyor, mikrobik olmayan. Ve bunlar çok sıklıkla hareketi engelliyor. Öncelikle mesela böyle bir durum var mı yok mu bunu bir bakmak lazım. Ya da eğer dirseğin dış tarafında ise tenisçi dirseği dediğimiz yine çok kullanmakla dirseği artan bir rahatsızlık olabilir. Bunu da yine muayene ile ve gerekirse ultrasonografi yöntemiyle çözmek mümkün. Bir diğer olası etken dirsek ekleminin kendisindeki bir problem. Yani orada bir miktar artık belli bir yıpranma payıyla artık kireçlenmelerin başlaması yine bu böyle bir ağrıya yol açabilir. Yine dirsekte bir takım sinir sıkışmaları, dirsekten geçen sinirin burada sıkışması fazla kullanmaya bağlı. Bu tip dirsekten kola yayılan ağrılara neden olabilir. Dediğim gibi öncelikle bu nedenleri ayırt etmek, hangisi eğer hastamızda mevcutsa ona göre bir tedavi yöntemini seçmemiz doğru olur. Örneğin eğer bir sıkışma varsa, sinir sıkışması varsa o zaman oraya bir enjeksiyon yapılabilir. Bir iğneyle oradaki o sıkışma azaltılabilir. Ya da eğer burada bir kireçlenme başlamışsa oraya bir fizik tedavi uygulaması yapılabilir. Öncelikle soğuk uygulamasıyla başlanarak bu mümkün. Ve bunun dışında yine diğer hastalıklarda da ona uygun tedaviler verilebilir. Ama dediğim gibi burada önemli olan nokta hangi hastalığın olduğunu öncelikle tespit etmemiz gerekir. Umarım faydalı olmuştur bu bilgimiz. Şimdi Fatma Pehlivan isimli izleyicimizin sorusunu okuyayım sizlere. Annemin eklem sıvısında büyük kayıp var. Bacağı kilitleniyor. Ne önerirsiniz? İğne ilaç kilitlemesini engellemiyor. Ameliyatta düşünmüyoruz demiş Fatma Hanım. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Genellikle ileri yaşlarda diz ekleminde kireçlenmeler çok çok sıktır. Yani neredeyse her 10 kişiden 7'sinde 8'inde kireçlenmeler ortaya çıkar. Kireçlenmelerde de eklem sıvısı önemli bir rol oynar kireçlenmenin ortaya çıkardığı ağrıda. Eklem sıvısı normalde böyle bir yumurta akı gibi böyle bir yoğun, kıvamlı bir sıvıdır. Ve şöyle düşünün, gres yağı gibi neredeyse motorun çalışmasını sağlayacak ve motorun parçalarının birbirine sürtmesini engelleyecek bir motor yağının görevi neyse eklemin içinde vücutta aynı görevi görür ve dolayısıyla eklem hareketi sırasında eklem yüzeylerinin birbiriyle temasını sürtünmesini engeller, eklemin hareketinin kolay olmasını sağlar. İşte bu sıvının, eklem sıvısının kireçlenme durumunda yapılan araştırmalarda gösterilmiş ki sıvının hem miktarı düşmekte, miktarı azalmakta hem de yapısı bozulmakta. O kıvamlı, yoğun,
koruyucu özelliği sahip sıvının bir anda bakıyoruz ki böyle bir su gibi hiçbir koruyucu özelliği olmayan bir sıvıya dönüştüğünü görebiliyoruz. İşte bu durumda yapılması gereken şey şu, bu diz eklemine iğneyle girilerek bu sıvının eğer bozulmuşsa, miktarı artmışsa, fazlaysa bu sıvının çekilmesi gerekir. Daha sonra bu sıvı çekildikten sonra içeriye ya fazla sıvı varsa sıvıyı kurutmaya yönelik olarak bir kortizon ilacının yapılması uygun olabilir. Ya da eğer buradaki problem sıvının azalmasıysa tam tersine, o zaman da içeriye dışarıdan böyle yağlayıcı bir takım ilaçlar verebiliyoruz. İlaç tedavileri yapabiliyoruz. Bu yağlayıcı ilaç tedavileri aslında son dönemde son derece gündemde. Bunları yapmak çok zor değil. Genellikle korkuyor hastalarımız. Aman dizime ben dokundurmayayım, iğne değmesin gibi. Aslında güzel bir tedavi, doğru ellerde yapılırsa, doğru kişiye yapılırsa güvenli bir tedavi ve etkili bir tedavi. Bu iğneleme yoluyla eklemin içine o kaybolan sıvıyı tekrar dışarıdan ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Ve eklemin hareketini kolaylaştırmış oluyoruz. Bu iğnelerin genellikle birer hafta arayla 3 kez yapılır. Daha sonrasında bir yılda bir de tekrar etmek gerekir. Tabii ki beraberinde tek başına bu iğne yeterli bir tedavi değildir. Beraberinde mutlaka egzersiz programı, bu diz etrafındaki kasların güçlendirilmesine yönelik sizin fizik tedavi uzmanınızca verilecek egzersiz programının yapılması gerekir. Ve bunun dışında da mutlaka koruma programı, mesela gerekirse bir dizlik kullanımı olabilir. Bu dizi travmalardan, yolda ya da başka bir yerde dışarıdan gelecek olan kötü etkilerden koruyacak bir eğitimin verilmesi lazım. Merdiven çıkarken nelere dikkat edelim? Mesela engebeli bir yüzeyde yürürken, toprak zeminde yürürken nelere dikkat edelim gibi, bunların bilinmesi gerekir. Ve beraber gerektiğinde de fizik tedavi ajanlarının kullanılarak bu tedavinin tamamlanması gerekir. Dediğim gibi bu herhangi bir korkulacak bir şey yok. Kireçlenmelerde özellikle çok sık soruluyor bize. Benim eklem sıvımda azalma olduğu söylendi. Ne yapalım? İğne yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Bir kez daha vurguluyorum. Mutlaka deneyimli ellerde bu tip yapılan iğneler başarılıdır, faydalıdır. Bunlar yapılmalıdır diye sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Tezer Yakal sormuş bizlere. Bel kaymam var, yürümemi engelliyor. Egzersiz yapınca ağrım artıyor. Ne yapmam gerekir? Sorumuz böyle. Şimdi bel kaymaları tabii önemli bir problem. İki omurganın, biliyorsunuz ki bel yapımız, yani belimizdeki kemikler birbirinin üzerine dinmiş. Böyle bir küp ya da yuvarlak şekilli kemiklerden oluşmakta. Bu kemikler birbiri üzerinde yerleşiyor. Aralarında disk dediğimiz, bu kemikleri birbiriyle sürtmesini engelleyen ve hareketini kolaylaştıran bir takım yapılar var. İşte bu normalde aynı hizada olması gerekir bu bel kemiklerinin. Bunların öne doğru, arkaya doğru kayması, belde bel kayması, halk arasında bel kayması olarak bilinen durumu oluşturuyor. Tabii bel kayması için kolay, aslında normalde kolay kolay belde kayma olmaz. Çünkü bu yapılar birbirlerini kemiklerle sağlam bir şekilde tutunmuşlardır. Demek ki bir yerlerde bu yapıları yerinde tutan bağlantılarda problem olduğunu gösterir bize. Bu problem, yani bir lizis dediğimiz hafif bir ince bir çatlak olabilir. Ya da spondilolistez dediğimiz tamamen birbirinden ayrılma durumu da olabilir. Peki böyle bir durumda ne yapalım? Böyle bir durumda mutlaka doktorunuz tarafından ayrıntılı bir muayenenizin yapılması şart tabii ki, her zaman olduğu gibi. Bir korse kullanımı mesela bu kaymayı engelleyecek bir korse kullanımı önemli. Tabii kaymanın da tipleri de var, dereceleri var, belli dereceleri var. 4 derecedir genellikle. Bu belli bir derecenin üzerindeyse eğer mutlaka bu korsenin kullanılması lazım kaymayı daha fazla arttırmamak için ve bir takım egzersizlerin verilmesi lazım. Bu kişiler kaymayı arttıracak hareketlerden, örneğin çok geriye doğru aşırı kaykılma gibi ya da çok dönmeli hareketleri gibi bu takım hareketlerden uzak durmaları gerekecek. Ve yine egzersizi mutlaka yapmaları, ağrısı artıyormuş izleyicimizin ama bu önemli bir şey. Yani o korseyi sürekli takamayız. Mutlaka vücudumuzun kaslarıyla bir doğal korseyi oluşturmamız lazım.
Bu doğal korse ancak kuvvetli kaslarla oluşabilir. Bu kuvvetli kasları da ancak egzersizlerle sağlayabiliriz. Ve bu nedenle de mutlaka egzersizlerle de bunu desteklememiz lazım ki bir süre sonra korseyi çıkardığımız zaman egzersizlerle devam edebilelim. Burada püf nokta budur. Eğer bir çok ileri düzeyde bir kayma varsa da bunun ameliyatla düzeltilmesi gerekebilir. Evet, şimdi bir başka soruya geçelim hep birlikte. Ebru Yüksel sormuş. 29 yaşında belinin sağ tarafında şiddetli bir ağrısı var. Öne arkaya eğilip çorap bile giyemiyor. Kas gevşetici iğneler olduğunu söylüyor. MR'ında 52-53, L4, L3-L4, L4-L5 ve L5-S1 dejeneratif diskopati bulgularını söylemiş. Bu L'ler dediğimiz işte lomber, bel bölgesindeki kemiklerin numaraları, sayıları. 5 tane kemik vardır. İşte 1-2-3-4-5 onların numaraları. Burada yine L3-L4 anulus demiş. Bulging, tabi bu raporu yazmış anladığım kadarıyla hastamız. Bu santral protüzyon demiş. L5-S1 anulus bulging demiş. 15 gün fizik tedavi gördü ve kas sağ kasların içine belden iğne uygulandı fakat hala ağrılarım vardır diyor. Şimdi Ebru Hanım'ın şikayetlerine baktığımız zaman, yani bulgularına baktığımız zaman bir bel fıtığı durumunun olduğunu görüyoruz. Bel fıtığı özellikle en çok aslında bu L5-S1 seviyelerinde daha çok karşımıza geliyor. Ve ama diğer seviyelerde de ufak ufak, hafif hafif fıtıklar meydana gelebiliyor. Burada bakmak lazım. L5-S1 fıtıkları genellikle belden başlayan ve bacaklara doğru yayılan, genellikle hangi tarafın siniri etkilendiyse o tarafa doğru bir bacak ağrısı, halk arasında buna siyetik de denir. Bir bacak ağrısıyla giden ve özellikle hareketle, öne eğilmekle ağrısının arttığı bir hastalıktan bahsediyoruz. Ne yapmak lazım? Aslında doğru tedaviler yapılmış gibi, ben okuduğum kadarıyla e-mail'de, doğru tedaviler yapılmış gibi. Mesela burada fizik tedavi yapılmış, bel bölgesine, bel kaslarına iğneler yapılmış. Bunlar doğru tedaviler. Tabii bazen zaman alabiliyor ağrıların ortadan kalkması. Belki bunun ilaçla desteklenmesi gerekebiliyor. Bazen biz fizik tedavi aldığımız hastaları beraberinde ilaç tedavileri de yapıyoruz ağrılarını kontrol etmek için. Çünkü bir an önce biz onları aktif yaşama, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yani bel fıtığı nedeniyle eğer yatıyorsa, yattığı sürece hasta ne kadar çok yatarsa o kadar sorunlar büyüyor. O yüzden bir an önce hareketlendirelim, bir an önce yürütelim, bir an önce eğer mümkünse işine dönsün gibi bir çabamız var. O yüzden de yoğun bir şekilde fizik tedavi yapıyoruz. Bu belden yapılan iğneler, tabii değişik iğneler var. Bel kaslarına yapılan hafif ufak ufak iğneler var. Daha cilt altına doğru. Muhtemelen o iğnelerden yapılmışlar bu hastamıza. Bir de belin içine doğru yapılan büyük böyle uzun iğnelerle yapılan daha zor bir girişim, ameliyathanede yapılan iğneler var. Onlar mesela denenebilir eğer fizik tedaviden fayda görmüyorsa. Eğer buradan da fayda görmüyorsa mesela opioid dediğimiz daha güçlü, kuvvetli ağrı kesiciler var. Yani hastanın ağrısının bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. Ve bunların değişik basamak basamak elimizde çeşitli yöntemler var bu ağrıyı ortadan kaldırmak için. Bu yöntemleri alt basamaktan başlayıp eğer onda başarılı olmazsak bir üst basamağa çıkacak şekilde mutlaka tedavimizi yapmamız lazım. Dediğim gibi iğneden de fayda görmüyorsa belden yapılır. O zaman belki bir cerrahi girişimle oradan fıtığın düzeltilmesi, fıtıklanan yerin gerekebilir. Özellikle fıtıkta ameliyat birazcık tartışmalı bir konudur. Sadece ağrı ameliyat nedeni değildir. Kontrol altına alınamayan ağrı. Çünkü bir şekilde kontrol edebiliriz. Mutlaka hastada bir kas güçsüzlüğünün ve ilerleyici bir kas güçsüzlüğünün ortaya çıkması lazım ki geri dönüşsüz şeyler olmadan bu ameliyata önerebilelim. Onu isterseniz başka sorularda da yine tartışabiliriz bu konuyu. Şimdi geçelim isterseniz diğer bir soruya. Şadiye Yılmaz bize sormuş. 53 yaşında Şadiye Hanım. 3 sene önce bir kaza geçirmiş ve menisküs teşhisi konmuş. Kapalı ameliyat olmuş fakat geçmemiş.
Şimdi doktorlar diz kaslarında zayıflama ve çapraz bağlarda yırtılma var diyorlar. Ameliyat için tekrar bir öneri olmuş. Daha fazla ayakta kalamadı. Ayağında şişlik ve şiddetli ağrı zaman zaman kalçasına kadar çıkıyor. Fizik tedavi iyi gelir mi diye bize sormuş. Şimdi fizik tedavi böyle bir durumda tabii ki iyi gelecektir. Menisküs problemleri özellikle bu yaşlarda 50'li yaşlardan sonra sıkça karşımıza geliyor. Hatta belli bir yaştan sonra baktığınız zaman menisküslerin hepsi çoğunlukla menisküslerle birazcık problem ortaya çıkıyor. Fakat bazıları bu problemli menisküsleri bazıları ağrıya neden oluyor, bazıları hiç ağrıya neden olmadan sessiz kenarlarda duruyor. Peki burada çapraz bağlarda bir yırtılma var Şadiye Hanım'ın. Bu tabii önemli bir şey. Sadece menisküs değil, dizden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu dizi yerinde tutan, eklemleri yerinde tutan bağların da bozulduğunu görüyoruz. Yani onların da küçük yırtıklar var. Eğer eklemi yerinde tutan bağlar yırtık olursa eklem normalden fazla hareket ediyor. Normalde bağlar bu hareketi sınırlıyorlar. Sınırladıkları için de biz rahat rahat yürüyebiliyoruz. Ama eğer bağ eklemi böyle tutan bağ yırtıksa bir bastığımız zaman eklemler birbirinden ayrılıyor. Ve bu da çok şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Özellikle menisküs sorunu olan kişiler, mesela merdiven çıkarken kilitlenme, bir anda kilitlendi, dizimi açamadım. Önemli bir bulgu. Ya da boşa basma, mesela bir anda yürüyorum, bir anda ayağım boşa bastım, sanki böyle bir şeye basmamış gibi oldum. Bu şikayetler eğer geliyorsa bize hasta, o zaman menisküs patolojisini düşünebiliriz. Menisküslerde eğer erken evre ise, dediğim gibi bunlarda bir miktar evreleme var. Hepsinde biz doktor olarak bunu hep kullanıyoruz. Yani hiç mesela A menisküs hastasıyla Ahmet Bey'in menisküsüyle Mehmet Bey'in menisküsü her zaman birbirine aynı olmuyor, benzer olmuyor. Çünkü bazısı erken dönemde olabilir, bir yeri ilerlemiş dönemde olabilir. Tedavi de buna göre değiştiriyoruz. Bakıyoruz eğer erken dönemse menisküste fizik tedavi çok iyi bir yöntem. Fizik tedavi beraberinde egzersizlerle beraber çok güzel bir yöntem. Kasların güçlenmesi, o bağların daha az yük binmesiyle menisküslere de binen yükü azaltabiliyoruz güçlü kaslar yardımıyla. Ama eğer çok ilerlediyse, menisküsteki yırtık son derece artık menisküs diye bir şey kalmamış, paramparça olmuşsa, tabii artık ne kadar egzersiz yapsanız burada bu işe yaramayacaktır. Böyle bir durumda da menisküs ameliyatını ortopedist meslektaşlarımızın yaptığı menisküs ameliyatını öneriyoruz. Menisküs ameliyatı yapıldıktan sonra yine fizik tedaviye yine ihtiyaç var. Çünkü ameliyat olduğu için kapalı ya da açık olabiliyor. Genellikle kapalı daha fazla tercih ediliyor artık. Bu durumda biz fizik tedaviyle o ameliyatın verdiği hareketsizliği, o ameliyatın verdiği durgunluğu ve oradaki ödemi, iyileşmeyi hızlandırmak için yoğun bir fizik tedavi ve egzersiz programına mutlaka alıyoruz. Bunu da unutmamamız gerekir diye söyleyelim. Böylece soruyu da yanıtlamış olduk sanırım. Evet. Bir diğer sorumuz Canan Hanım'ın sorusu. Canan Hanım, Canan Çakır. Merhaba, ben 50 yaşındayım. Bir haftadır sabahları kalktığımda sağ kürek kemiğim hizasında ciddi ağrı oluyor. Uykudan da uyandırıyor. Ağrı kesiciyle geçiyor. Ne yapalım diye sormuş. Özellikle son bir haftadan bahsetmiş. Ondan öncesi yok anladığım kadarıyla. Ve sağ kürek kemiğimde ciddi ağrılar. Şimdi bunlar çok sık karşımıza gelen bizim daha çok kas ağrısı olarak yorumladığımız ağrılar. Özellikle bu iki kürek kemiğin arasındaki bölge kas ağrıları açısından çok yoğundur. Aynı zamanda şu bizim trapez dediğimiz boyun ve omuz arasındaki bölge ve kürek kemiklerin arkasındaki bölge son derece ağrıya yatkın bölgeler. Buralarda özellikle öne doğru eğilirsek, sürekli pozisyonumuz kötü olursa, yoğun çalışırsak ve dikkat etmeden, egzersizleri hiç yapmadan, pozisyonumuza hiç dikkat etmeden, mesela biz de şimdi bu yayında çok fazla pozisyonumuza dikkat etmiyoruz. Biraz daha pozisyonumuza dikkat etmemiz lazım, dik durmamız lazım. Eğer dik durursak o zaman bu sorunlar daha az karşımıza geliyor. Ne yapacağız peki böyle bir sorunla karşılaşırsak? Mesela özellikle sıcak uygulama, bir 10 dakika sıcak kompres son derece faydalı olabilir. Arkasından mesela böyle bir merhemler, içinde ağrı kesici olan merhemler piyasada var. İsim vermeyeyim.
Onlardan böyle bir sıcaktan sonra merhemle beraber hafif ovalayarak yuvarlak hareketlerle yapılan masaj son derece etkili olabilir. Bir haftada, bir haftalık ağrıyı biz çok o kadar önemsemeyiz açıkçası. Eğer ağrı bir 15-20 günden sonra devam ediyorsa yani gerçekten bunlara rağmen, bu yaptığımıza rağmen o zaman bir film çektirmek, hani bir boyunda bir problem var mı, bir film çektirmek uygun olabilir. Belki bir kan tahlili yapılabilir ve bunun dışındaki problemleri araştırılabilir. Ama genellikle %90'ı bu tip ağrıların, %90'ı yani bu bahsettiğimiz sıcak uygulama, dik durma, hafif lokal tedavilerle geçecektir. O yüzden dediğim gibi dik durmak her zaman önemli. Hafif şöyle egzersizler önden arkaya doğru yapmamız lazım. Sizin sayenizde ben de yapayım biraz. Yoksa programı tamamlayamadan sırt ve bel ağrılarını ben de yakalamayacağım. Sonra ben de buraya artık e-mail olarak yazabilirim belki. Hani bilmiyorum kime yazacağım ama belki Cihan Hoca'ya yazarız. Yani. O da olabilir. Peki. Şimdi bir soru daha yazalım. Ondan sonra çok kısa bir 5 dakika ara verelim. Mutlu İnan sormuş. Şimdi masa başına çalışıyorum. Evet, tam konuyla ilgili bir soru. Sağ el bileğinden dirseğime kadar bir acı, akabinde de kalem bile tutamamaya başladım diyor. Röntgende bir şey çıkmadı. MR'da da lunatum dorsalinde işte bilmem ne boyutlarında kistik lezyon, ganglion kisti lehine yorumlanmış. İnterkapital kemiklerde minimal efüzyon var. Ayak düzleşmesi teşhisi de daha önce konmuş tabii, bu el ayak farklı birbirinden. Bileğimdeki acı bununla alakalı mı, ne yapmalıyım diye sormuş. Şimdi evet. Şimdi önce şunu söyleyelim. Ayak bileğindeki efendim düzleşmeyle, ayaktaki düzleşmeyle el bileğindeki ağrının çok bir alakası yok. Hani bu bir romatolojik bir hastalık, böyle romatizma olmadıktan sonra hani bütün vücudu tutan, bunların birbiriyle alakası yok. Şimdi burada bir kistik lezyondan bahsediyor. Ve bunun dışında da yine kalem tutmaya zorlaştıran bir yanmadan bahsediyor. Şimdi el bileğinde çok değişik durumlar var. Bu tip şeylere yol açabilen. Mesela el bileğinde sinir sıkışması çok sıktır. El bileğinde çok kolaylıkla sıkışır. Bizim medyan sinir dediğimiz. Bu sıkışırsa eğer, burada bir dar yerden geçer çünkü parmaklara giderken. Özellikle ilk üç parmakta uyuşma, karıncalanma, böyle bir şimşek çakar gibi bir his ortaya çıkabilir. Zamanla bu güçsüzlüğe neden olabilir. Ve tipik olarak hastalar rahatlamak için ellerini şu şekilde sallarlar. Eğer böyle bir durum varsa bunun tedavisi çok zor değil. Buradan bir iğneyle girip içeriye bir kortizon verilebilir. Ya da bir ultrason yapılabilir. Ultrasonografi, ultrason tedavisi yapılabilir. Fizik tedavi yöntemlerinden. Eğer bunlarla da sonuç alınamıyorsa o zaman burası ufak bir cerrahi girişimi açılıp rahatlatılabilir. Şimdi bu hastamız olduğu gibi eğer bir ganglion kisti varsa, ganglion kisti de son derece aslında sık karşılaşılan bir durum. Ganglionlar, kistler. Bunlar da eğer ağrıya neden oluyorsa, ağrıya neden olan bir durumda ne yapmamız lazım? Bu kisti iğneyle bir girip ince bir iğneyle boşaltmak son derece kolay. Ultrason eşliğinde. Bu yapılabilir. Belki bu yapılırsa hastanın ağrısı geçebilir. Beraberinde mutlaka ondan sonra bandajlamak lazım. Hani iğneyle çektikten sonra öyle bırakmıyoruz hastayı. Mutlaka bandaj yapıyoruz. Arkasından mesela soğuk uygulama, buz direkt koymuyoruz. Bir beze sararak, bir 10 dakika kadar şöyle biraz da bastırarak yapabiliriz. Ve mutlaka el hareketlerini de devam ettirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi ganglion kistleri son derece sıktır. Eğer ağrıya ulaşmıyorsa biz bunları zaten hiç dokunmuyoruz bile. Ama eğer ağrı yapıyorsa o zaman acaba bunu bir boşaltalım mı diye düşünüyoruz. İğneyle boşaltabiliyoruz. Bazen tekrar edebiliyor. Yaptığımız halde tekrar yapabiliyor. O zaman da ne yapıyoruz? Boşalttığımız yerden mesela cerrahi olarak orayı bir kısacık bir çizgiyle açıp orayı boşaltıp içine hastamızı rahatlatabiliyoruz. El bileğinde pek çok sorun ağrıya yol açabilir. Eğer ileri yaşlardaysa bazen kireçlenmeler olabilir. Dediğim gibi romatizmal şeyler eli özellikle tutarlar. Özellikle el bileği değil de daha çok şuradaki kemikler, yani parmaklara yakın, el bileğiyle parmaklar arasındaki kemikler sıkmayla, elimizi sıkmayla falan acı artıyorsa bu önemli bir bulgu olabilir romatizm açısından. Hani bunlara dikkat etmek lazım. Sabahları özellikle artan bir ağrı, tutukluk, bir saati geçen ve ellerdeki bu ağrılar mutlaka araştırılmayı hak ederler. Eğer araştırılıp da
sonunda romatizma bulunduysa da o zaman tedavisinin yapılması en doğru olan yol olacaktır. Şimdi isterseniz biraz ara verelim. Tekrar merhaba. Kısa bir aradan sonra tekrar sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi Meryem Hanım sormuş. Meryem Tunay. Annem yaklaşık 9 gündür fizik tedavi görmekteyim demiş de burada hani annem görmekte. Herhalde anneniz görüyor. Sağ kolumu arkama götüremiyorum. Peki. MR filmi çektirdim. Kol kası kuruması denildi. Fizik tedavi sırasında çok acı duyuyorum. İyileşme sürem ne kadar sürer? Tedavi ya da teşhisde sıkıntı var mı? Şimdi tabii bu biraz kas kuruması terimi çok şey bizim kullandığımız bir terim değil. Herhalde biraz daha anlaşılır olması için doktorunuz size bu şekilde bir tanımlama yaptı. Ama benim buradan anladığım kadarıyla bazen bizim donuk omuz dediğimiz yani kolun hareketlerini engelleyen bir durum ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Omuz eklemi aslında vücutta ilginç bir eklem. Yukarı kaldırabiliyoruz, içeri doğru götürebiliyoruz, öne doğru arkaya doğru kayıyor. Çok değişik hareketleri olan bir eklem. Bu eklemi bu hareketleri engellenebiliyor bazen. Ne zaman oluyor bu? Mesela diyabeti var. Kişinin şekeri var. Şekerin o etkileriyle, vücuttaki etkileriyle eklemin kapsülü sertleşiyor. Normalde yumuşak olması lazım. Sert bir kapsül haline geliyor. Bu durumda da sertleşen bu kapsül hareketi engelleyebiliyor. Ya da omuzda yine aynı dizde olduğu gibi, tabii omuzda daha az sıklıktadır ama yine bir kireçlenme durumu ortaya çıkabilir. Aynı bu şekilde omuzun hareketlerini engelleyebilir. Ya da bizim sıkışma sendromu dediğimiz omuzda omuz kaslarının, buradaki omuz kemiklerinin altında sıkışması, tendonların sıkışması ve bu sıkışmanın da hareketi engellemesi gibi bir tanımlama da yapabiliriz. Demek ki değişik durumlarda bu omuzun hareketleri ne yapabiliyor? Kısıtlanabiliyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Ne yapacağız? Şunu yapmak önemli. Öncelikle bu omuzun hareketlerini açmamız lazım. Açmamız, eğer biz bunu hiçbir şey yapmadan böyle bir hani parada görele açmaya çalışırsak çok şiddetli ağrısı olur hastanın. Bunu engellemek için biz mutlaka bir önce bir fizik tedavi yapıyoruz. Fizik tedavi sırasında o kasları yumuşatıyoruz. Ve kaslar yumuşadıktan sonra kapsülü birazcık rahatlatıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş hareketlerle fizyoterapist arkadaşlarımız bu hareket kısıtlılığını gidermeye yönelik manevralar yapıyorlar. Bunlar bazen ağrılı olabiliyor ama bazen de daha çok ağrısız olması için çabalıyoruz. Ağrısız olması için o bölgeye ilaç tedavileri yapabiliyoruz. Bir diğer önemli şey omuza yapılan iğne tedavisi. Omuza iğne yaparak bu ağrıyı ortadan kaldırabiliriz ya da omuza giden sinirleri yine iğneyle etkisiz hale getirerek omuzu ağrısız hale getirirsek o zaman çok daha hızlı bir şekilde bu germe hareketlerini yapabiliriz. Ama bu omuzun sınırlanan, kısıtlanan hareketi, kısıtlanan omuzu ancak ne yazık ki böyle bu gerdirerek açabiliyoruz. Bu da birazcık zaman alıyor. Sormuş izleyicimiz ne kadar zaman alır bu diye. O yüzden bu biraz zaman alabilir. Yani en azından bir 3-4 haftalık süreç sürüyor genellikle. Ama açıldıktan sonra da egzersizlere devam ederse eğer hastamız, koruma programına devam ederse büyük bir sıkıntı yaşamıyor diye bu soruyu da yanıtlamış olalım. Gelelim ilk Nur Hanım'ın sorusuna. Ayak bileğimde platin var. 2 sene oldu. Çıkartırsam fiziğe gerek olur mu? Bazen ağrı yapıyor. Şimdi ayak bileğinde platin muhtemelen burada bir kırık olayından sonra ortopedi tarafından konan bir malzemeden bahsediyoruz. Bu malzemeler bazıları belli zaman sonra iyileşme olduktan sonra, kırık iyileşmesi olduktan sonra çıkarılabileceği gibi bazıları da çıkarılmadan uzun bir süre vücutta aynı olduğu şekilde kalabiliyor. Buna sizin doktorunuz karar verecek. Ama eğer platin, içeride platin ağrıya neden oluyorsa, bir infeksiyona neden oluyorsa, orada bir iltihaplanmaya neden oluyorsa bunun çıkarılması daha doğru olur. Dediğim gibi bunu ortopedi doktorunuz karar verecek. Ha çıkardıktan sonra fizik tedaviye gerek olur mu? Genellikle olmaz. Genellikle olmaz. Fizik tedavi ancak eklemde bir kısıtlılık varsa, yürüyemiyorsa, şey yapamıyorsa o zaman gerekli olur. O yüzden burada çok fazla gerekli olacağını düşünmüyorum. Hemen bir diğer soruya geçelim. Şadiye Hanım,
Annemin dizlerinde kemik erimesi var. Diz kapağı erimiş durumda. Ameliyat olması gerekiyor. Ama riskli, şeker hastası. Ameliyat olmasından korkuyoruz. Omurilik bölgesi yamuk, zor yürüyor. Belinden topallayarak yürüyor ve bunun için sizden bilgi istiyorum demiş. Peki, dilimiz döndüğünce bunu yanıtlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle kemik erimesi diz kapağında olmaz. Yani kemik erimesi dediğimiz şey bütün vücuda etkileyen bir durumdur. Yani sadece belli bir bölgede çok nadiren olur. Ancak orası alçıya alınırsa, hareketsiz kalırsa olur. Yoksa kemik erimesi bütün vücutta ortaya çıkar. Eğer dizlerde bir sorun var ve ameliyat gerekiyor, protez gerekiyor deniyorsa, eğer kemik erimesine bağlı, özellikle kalça ikliminde kırık olabiliyor bazen. Ufak kırıklar olabiliyor ya da ciddi büyük kırıklar olabiliyor. O zaman mutlaka protez takılması gerekiyor. Ama dizde böyle bir kırıkları çok sık rastlamıyoruz. Dizdeki muhtemelen, buradaki sorun muhtemelen yine kireçlenmeyle bağlantılı olduğunu ben tahmin ediyorum. Ameliyatı çok zor değil, çok korkulacak bir şey değil. Yani büyük bir ameliyattır. Bakın büyük bir ameliyattır, küçük bir ameliyattır demiyorum. Ama artık geldiğimiz noktada ameliyat tekniklerinin çok gelişmiş olması, bu ameliyat malzemelerinin son derece ileri teknoloji ürünü olması nedeniyle sorunsuz bir şekilde bu ameliyatlar ortadan kalkıyor. Şeker hastalığı var, tansiyon hastalığı var. Bunlar anestezi alması açısından sıkıntı oluşturabilir. Anestezi açısından da anestezi hekimi zaten ameliyata girmeden önce anestezi uzmanları bu hastalığınızı görecekler. Bakacaklar testlerine, akciğerini dinleyecekler, efendim kan değerlerine bakacaklar ve ameliyat için uygun olup olmadığına karar verecekler. Bu karar verildikten sonra da hiçbir gözünüzde sıkıntı olmasın. Tabii ki ameliyat belli bir riski gerekir. Yani ameliyata giren herkes, çocuk da olsa, yetişkin de olsa, yaşlı da olsa belli bir riski göze alıyor demektir. Bunlar zaten size ameliyat öncesinde anlatılır. Ama bizim ameliyattan beklediğimiz fayda riskten daha yüksekse o zaman ameliyatı geciktirmenin ya da yapmamanın, uzak durmanın bir anlamı yok. Evet, gelelim Yeliz Hanım'ın sorusuna. Yeliz Hanım, evet, 8 ay önce doğum yapmış Yeliz Hanım. Sağ kalçamın ortasında bir ağrısı var. MR çektirdiğini, leven kemiğinin açılma olduğunu söylüyorlar. Sütü kesmen lazım. Kas içi enjeksiyon yapacaklar. Tabii enjeksiyon süte geçeceği için herhalde. Oğlum sütü çok düşkün. Emzirmek için bazen tutuluyorum, kalkamıyorum. En çok düz yattığımda oluyor. Sola yattığımda olmuyor demiş. Korkuyorum. Acaba hareketle geçer mi? Şimdi sağ kalçamın ortasında bir ağrı. Leğen kemiğinde ve açılma. Açıkçası gebelikle ilgili durumlarda, bu ameliyat sonrası durumlarda değişik nedenler olabiliyor. Yani buradan çok açıkçası tam bir nedeni göremiyorum ben. Ama muhtemel nedenler üzerinden konuşursak eğer, burada mesela gebeliğe bağlı geçici osteoporoz dediğimiz bir durum var. Kalça kemiğinde özellikle bölgesel olarak gebelik geçtikten sonra da yavaşla düzeliyor. Özellikle bu süt verdirme döneminden sonra. Bu sütün kesilmesiyle ilgili. Bence sütü kesecek kadar ağrı, eğer bu kadar ilaç kullanmak kadar ağrı gerekiyorsa, ilaç kullanacak kadar ağrısı varsa kişinin, bunu öncelikle ilaç kullanmadan önce acaba böyle bir sıcak tedaviler, acaba bir fizik tedaviyle, ufak tefek ultrasonla bu tedavi şey yapabilir mi, ağrıyı giderebilir miyiz? Ya da oraya böyle bir lokal pomatlarla, ağrı kesici pomatlarla, kas kesici pomatlarla bir arada giderebilir miyiz diye öncelikle bakmak lazım. Bu çok önemli. Hemen ilaca sarılmamak lazım. Yani gebelik döneminde, özellikle emzirme döneminde. Çünkü o anne sütü çok önemli. Yani anne sütünün yerini biliyorsunuz, hemen hiçbir şey tutmuyor. Yani zorunda, %100 zorunda kalmadıktan sonra anne sütünü kesmeyi biz istemiyoruz. O yüzden dediğim gibi ilaçsız bir şekilde kas ağrılarına yönelik, dediğim gibi oraya kuru iğneleme yapılabilir o bölgeye. Akupunktur iğneleriyle bunlar yapılabilir. Lokal tedaviler yapılabilir, merhemler yapılabilir, sıcak uygulama, fizik tedavi yapılabilir ama eğer bunlar da geçmiyorsa, çok ileri derece ağrısı varsa o zaman tabii yapacak bir şey yok. İlaç kullanacak, sütü de bir miktar kesecek. Evet, gelelim diğer bir soruya. Sakine Hanım'ın sorusuna. 43 yaşındayım. Diz kapaklarımda 8 yıldır kireçlenme var. Sıvı artırıcı iğne yaptırıyorum. Bundan bahsetmiştik biraz önce. Ağrılarım biraz geçmişti fakat 4 aydır kalça kemiğinde ağrılarım tekrar başladı. Ayakta durduğumda ağrım yok. Fakat hareket ettiğinde çok ağrım oluyor. Röntgen çektirdim, tahlil yaptırdım. Sonuçlar temiz. Uyurken bile tam rahat değilim. Kolesterol, şeker ve astım var diyor. Peki, şimdi kireçlenmeden bahsetmiş, dizlerinde kireçlenme var.
Buna yönelik iğneler olduğunu söylüyor Sakine Hanım. Bunlar güzel tedaviler eğer doğru ellerde yapılırsa. Fakat kalça kemiğinde tekrar başlayan bir ağrılardan bahsediyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dizle ilgili iğneler hemen hemen her yerde yapılabiliyor. Dize yönelik bu sıvı tedavileri. Fakat kalçaya yönelik, kalça eti biraz daha derinde olduğu için ulaşmak için de böyle bir büyük iğnelere ihtiyacımız var. Ultrasonla oraya görmeye ihtiyacımız var. Yani körleme ekleme giremiyoruz dizde olduğu gibi. Dizde elimizin altında hemen girdiğimiz zaman çak körleme diz kapağının altından iğneyle içeri girebiliriz. Çok kolaylıkla tecrübemiz gereği. Fakat kalça ekleminde mutlaka bir ultrasonla bakıp görüp iğne çünkü orada damarlar da geçiyor. Dikkat etmemiz lazım. Damara gelmemesi lazım iğnemizin. Doğru yeri bulmamız lazım. Ultrasonla doğru yeri bulup eklemi görüp büyük iğneyle oraya eğer girip de içeri yağlayıcı iğne yapılırsa burada da sonuçlar son derece yüz güldürücü. Sizde de bence diz ekleminizdeki problem hallolmuş. İğneyle yağlayıcı iğneyle kalça eklemindeki şeyi çözmek için de bence bu her yerde yapılmıyor tabii bu tedavi. Belki bunu yapan kalça eklemiyle uğraşan bir merkeze giderseniz bu iğnenizi orada yaptırıp sonucu alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet gelelim bir diğer soruya. Köksal ağırbaş sormuş. Diz kapağımda sebepsiz ağrılar var diyor. Bir zaman sonra ayak bileğinde de ağrıma başlıyor, yürüyemiyorum, şişmeler oluyor. Hastaneye gittiğimde bir sonuç alamadım. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi burada hem diz kapağında ağrı var, hem ayak bileğinde ağrı var ve şişmeler var, yürüme problemleri var. Şimdi böyle bir durumda bence mutlaka ekarte edilmesi gereken hem şişlik var, birden fazla eklemde hareketle artan ağrı var. Mutlaka bir romatizma var mı yok mu bunu ekart etmek lazım. Yani ne yapmak lazım? O bölgede şişlik olduğuna göre bir efüzyon, bizim sıvı artışı dediğimiz eklem sıvısının artması söz konusu olabilir. Bunu ne yapmamız lazım? Bir filmle bakmamız lazım. İçeride bir şey var mı yok mu? Önce bir film. Bir kan tahlili. Romatizma değerlerimiz artmış mı artmamış mı? Bunu mutlaka görmemiz lazım. Eğer bunlarda bir artış varsa ve bunlara yönelik olarak bir antiromatizma ilaçlarının başlanması uygun olabileceği kanaatindeyim. Evet, geçelim Mükerrem Bey'in sorusuna. Mükerrem Kabakçı. Ayak bileklerimde ağrı ve şişliği olmaktadır. Zaman zaman bacaklarda ağrı var, yumuşak doku romatizması olduğunu söylediler. Ayak bileğinde deformite olduğu söylendi, yürümekten korkuyorum. Benzer bir soru. Şimdi burada yumuşak doku romatizması farklı bir şey. Bunu ayırmamız lazım. Gerçek bir romatizma değildir. Yumuşak doku romatizması dediğimiz şey aslında kas ağrısıdır. Yani yaygın kas ağrılarını verdiğimiz isim daha anlaşılır olması için. Eğer yumuşak doku romatizması varsa buradaki sorun kaslardan kaynaklandığı için özellikle kaslara yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Güzel egzersiz programı mesela. Aerobik egzersizler, step, tempolu yürüyüş. Oradaki kaslara daha fazla kan gitmesini sağlayacak, oranın daha iyi beslenmesini sağlayacak bir takım egzersizler ön planda bir. İki, bunlarla genellikle uyku problemleri ortaya çıkar. Uykunun düzenli olması lazım, uyku kalitesinin iyi olması lazım kaslarımızın ağrısız olarak çalışabilmesi için. Uyku kalitesi nasıl düzenli olacak? Mesela belli saatte yatağa girelim. Yani bir gün 2'de, bir gün 11'de yatmayalım da belli bir böyle bir rutinimiz olsun. Ortalama bir 5-10 dakika, bir 15-20 dakika genişliğinde yatağa bir kere girelim. Girmeden önce sizi rahatlatacak şeyler, ne bileyim bir ılık duş alabilirsiniz. Bir kısa bir kitap, böyle bir okuma yapabilirsiniz. Ne sizi rahatlatıyorsa, günün stresinden uzaklaştırıyorsa buna biraz girebiliriz. Ve böylece o düzenli uykuyu belli saat sabahları aynı saatte düzenli olarak hafta sonu bile olsa belli bir saatte kalkıp o ritmi, biyoritmi, uyku uyanıklık ritmini düzene sokmamız lazım. Hareket egzersiz yapmamız lazım ki stresten uzak durmamız lazım. Tabii çok zor söylemek kolay stresten uzak dur falan diyeceksin şimdi hocam. İşte sen durabiliyor musun diye bana sorarsanız ben de çok fazla hani duramıyorum ama en azından durmak için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Stresin tanımı şu, değiştiremeyeceğiniz şeyler için sıkıntıya girmek. Yani bir şey değiştiremiyorsanız niye bu değişmedi, niye bu oldu, niye bu oldu diye düşünmemek lazım. Sakinleşmek ve relax olmak lazım. Gevşeme egzersizleri yapılabilir. Uykudan önce birazcık böyle önce bir sinir, böyle bir sakin bir ortam, bir loş ışık, bir mesela ılık bir süt içebilirsiniz. Böyle bu uykuyu düzenlediğiniz zaman bu yumuşak doku romatizmasının aslında temelinde yatan neden budur. Evet,
Gelelim Ayten Hanım'ın sorusuna. Benim ve çocuklarım içe basıyor. Tüm ayakkabılarımız yamuk. Bunun için ne yapabiliriz? Evet. Ayağı içe basıyor demiş. Benim ve çocuklarımın ayağı içe basıyor. Evet, bu içe basma problemi aslında mesela düz tabanlık problemi de vardır biliyorsunuz. Ayakta belli bir kavis vardır normalde ayak tabanında. O kavisin korunamaması ve ayağın düzleşmesi. Bu kavis aslında bir sağlıklılık belirtisidir. Yani insanlar bu kavis sayesinde daha rahat yürürüz, daha rahat zıplarız. Hatta biliyorsunuz bu dümdüz olanlar askere falan da almazlar düz tabanları. Çok kolay askeri eğitim yapamayacağı için. Bu içe basmada bunun bir değişik versiyonu. İçe bastığınız zaman tabii ayağınızın dışı daha çok zorlanıyor. Daha çok sağa sola çarpılıyor. Nedeni araştırmak lazım. Bu doğuştan gelen bir şey olabilir. Veyahut da ayak yapısını bozan sonradan kazanılan bir takım hastalıklara bağlı olabilir. Genellikle burada tabanlık öneriyoruz biz. Bu ayağın içini destekleyen ve ayağın içini dışarı doğru döndüren tabanlıklar, özel ayakkabılar kullanılabilir. Çocukluk için bu daha önemli. Eğer çocuklukta kullanırsak bu tip şeyleri, o zaman bunun büyümesiyle birlikte düzelme şansı daha fazla. Ama yetişkinde tabi artık oturmuşsa, yerleşmişse bir ayak duruşu, onu değiştirmek ameliyat yapmadıktan sonra çok daha zordur. O yüzden özellikle çocuğunuz için bu tabanlık ve özel ayakkabı seçeneğini gündeme almanızı öneriyorum burada. Şimdi burada güzel bir soru işaretlenmiş ama tabi ben onu Dilşat Ciro sormuş. Pöç kemiği. Pöç kemiği neresi olduğunu biliyor musun? Pöç kemiği. 10 yıl önce çatladı. Peki. Çatlak ucu ete gömülmüş falan gibi bir şeyler var. Bu soruyu geçiyorum. Eğer izleyicimiz tekrar açıklayıcı bir şey mail atarsa onu tekrar yanıtlamaya çalışalım. Evet, şimdi buradan devam ediyoruz. Bakalım değişik sorular var. Figen Yorgun sormuş mesela. Benim belimde sürekli ağrı var. Doktora gittim ama bir sorun çıkmadı. Fiziğe yönlendirildim. Orada fizik 10 seans fizik tedavi görmüş. Ağrıları devam ediyor. Fazla ayakta duramıyor. Yeterince hareket edemiyor. Ve sabah bel ağrısıyla kalkıyor. Yardımcı olur musunuz demiş. Tabii bel ağrılarından bahsetmiştik. Bel ağrısının önce nedenine bakmak lazım. Eğer gençlerde ise bel ağrıları, özellikle kas ağrısı çok ön planda. Duruş, bel kaslarının zayıf olması, sürekli önden öne doğru eğilip mesela bir ağırlık alacaksak onu öne doğru direkt eğilip eğilmeden dizlerimizi kullanarak belimizi eğmeden almamız lazım. Ya da işte araba kullanırken böyle hani bazen genç arkadaşlar böyle geriye doğru kaydırıyorlar falan. Mesela böyle hani böyle vitesi falan atıyorlar. Belki çok havalı olabilir ama bel ağrısı için çok zararlı oluyor. Ya da bazen hanımefendiler mesela çok dikkatli araba kullanmak için böyle hani şöyle bir pozisyon alıyorlar ama yani bir şey olmasın diye. O da beli şey yapıyor. Strese girdiğimiz zaman bel kaslarımız kasılıyor. Bunlar en sık nedenler. Yani niçin bunları söylüyorum? En sık nedenler bunlar. Yani basit nedenleri önce çözmemiz lazım. Çünkü öyle bel fıtığı yani ilk akla gelen şeyler aslında %4'ler, %5'ler civarında. Yani her 10 kişiden ancak 20 kişiden bir tanesinde bel ağrısında aslında neden bel fıtığı. O yüzden bu basit önlemlerle belki bu bel ağrısını biraz daha azaltabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Gamze Dağlı'nın sorusuna. Ne demiş Gamze Hanım? Doktor Bey merhaba demiş. Merhaba. Annemin sağ bacağı boydan boya ağrıyor. Uyuşukluk var. Bazen sağ kolda uyuşuyor. Siyatik teşhisi kondu. Bu aynı soruyu yanıtlamıştık. Çok kısa geçelim. Siyatik dediğimiz gibi belden çıkan bir sinirdir. Siyatik sinir. Bacaklara giden, her iki bacaklara giden ve ister bel bölgesinde ister belden çıktıktan sonraki bir alanda sıkışabilir. Bir şekilde sıkışabilir. Eğer bel fıtığı varsa mesela bunu sıkıştırabilir. Ya da bel fıtığı olmadan da kasların arasında sıkışabilir siyatik sinir. Ve aynen bacağı yenilen siyatik ağrı yapar. Tedavisinde mutlaka nerede sıkıştıysa o sıkışıklığın ortadan kaldırılması lazım. Eğer belde sıkıştıysa bel bölgesine yönelmek lazım. Eğer o belden çıktıktan sonra kalça bölgesinde mesela bizim piriformis dediğimiz kasların arasında sıkışabilir. Oraya mesela bir iğne yapılabilir orayı gevşetmek için. Ya da bel bölgesi için gevşetme egzersizleri yapılabilir. Fizik tedavi yapılabilir. Ama siyatik aslında o kadar korkulacak da bir şey değildir. Yani tedavisi mümkün olan bir şeydir demek istiyorum. Tabii korkulacak bir şey değildir derken ihmal edelim anlamında söylemiyorum.
tedavisinin mutlaka yapılması gerekir ama çok da öyle tedavisiz bir durum değil. Geçelim Fatma Özbudağ'ın sorusuna. Ben merdivenden düştüm, uyluğumun üstü morardı, kıpırdayamıyorum. Bizi izlerken düşmediniz herhalde değil mi? Ama bizim yani yeni geldi çünkü bu soru hemen yeni güncelledik. Kıpırdayamıyorum. Ne yapmam lazım? Bence hemen bir ambulans çağırın. Eğer yere düştüyseniz. Çünkü düşmeler, çarpmalar yani öyle şakaya gelmez gerçekten. Yani basit bir düşme, bir çarpma bile olsa biz mutlaka bir filmle görürüz. Yani çünkü bir ufacık çatlak olabilir. Özellikle şimdi kuyruk sokumun üzerine doğru eğer düştüyseniz kuyruk sokumun üzerine düşmeler sonrasında da uzuyor. Bazen tedaviler uzayabiliyor. Kronikleşiyor vaka. Ve uzun dönem ağrılar sürebiliyor. O yüzden hemen kısa yoldan önce bir filmimizi çektirelim. Orada bir çatlak var mı, kırık var mı onu görelim. Eğer yoksa bunlar, o zaman işte ağrıya yönelik tedavimizi yapabiliriz. Oraya mesela kuyruk sokumuna yönelik bir takım şeyler var böyle simit şeklinde minderler var. Oturuyorsunuz, ortası boş, kenarları dolu. Orada simit şeklinde rahat bir oturak. Daha sonra orası için iyileşme için bir fırsat tanımış oluyoruz böyle durumlarda. Yine benzer bir sorumuz var. Evet, aynı biraz önce Dişat Hanım hemen yanıtlamış şeyimizi. Kuyruk sokumu daha önceki neydi? Pöç. Benim hani cehaletime verin lütfen. Ben tam anlayamamıştım. Teşekkürler. Şimdi kuyruk sokumunda çatlak var. Tam bu konudan bahsediyorduk zaten Dişat Hanım. Çatlak ucunun burada ne demiş? Bir ete gömülmüş. Bunu nasıl bir tedavi önerirsiniz? Diz kapaklarında da çok ağrı var. Büyük abdestinde problem oluyor. 23 yaşında bir bayan hastamız, bayan izleyicimiz. Şimdi biraz önce bahsettim. Eğer kuyruk sokumunda bir çatlak varsa bunu takip etmek lazım. Ağrısı çünkü çok olabilir. Mutlaka bir minder kullanımını öneriyoruz. O bölgeye lokal pomatlarla tedavi öneriyoruz. Gerekirse iğne yapılabilir etrafına, çatlağın etrafına. Ama eğer çok belli bir ayrılma varsa çatlakta, eğer iki kuyruk sokumu kemiği birbirinden ciddi olarak ayrılmışsa, o zaman oranın bir araya getirilip dikilmesi gibi ufak bir cerrahi işlemde yapılabilir. Ama dikkatli olmak lazım. İhmale gelmez bu kuyruk sokum problemleri. Bazen bayağı hastalarımız bu açıdan yakınabiliyorlar. Şimdi sanırım burada süremiz de yavaş yavaş doldurduğumuzu görüyorum ben. Bana gelen bilgi yanlış ise yaklaşık 10.441 soru gelmiş. Teşekkürler. Bu kadar yoğun bir ilgi gösterdiğiniz için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Umarım burada verdiğimiz bilgiler böyle vaka başında faydalı olmuştur. Her şeyden önce kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor. Vücudumuzu korumamız gerekiyor. Bunun yolları da belli zaten. Önce korunursak eğer daha sonraki oluşacak problemleri azaltmamız mümkün olabilir. Ben hepinize sağlıklı, mutlu ve ağrısız günler diliyorum.